Herkese merhaba arkadaşlar güncel video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte güncel piyasayı yorumlayacağız. Hemen arkasından grafikler eşliğinde altcoinleri değerlendireceğiz ve bu altcoinlerde nerelere kadar yükselişler olur? Hangi seviyeler bizim için kritik? Bunların hepsini yorumlayacağız. Bitcoin'de ve kripto paralarda genel haber akışına yönelik bir analiz olacak bu video. O yüzden videoya geçmeden önce Beğeni butonunu patlatarak kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bu tarz videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz diyorum. Ayrıca arkadaşlar Telegram kanalı aktif şekilde büyümeye devam ediyor. Neden büyüyor Telegram kanalı? Çünkü anlık olarak haber akışı var. Anlık olarak teknik analiz ya da listelenme haberleri geliyor ve bu haberler sonucunda çok güzel karlar elde edilebiliyor. Bu yüzden Telegram kanalı büyüyor. Oraya da kartlar, yorumlar ve açıklamalardan ulaşıp ücretsiz şekilde katılabilirsiniz diyorum. Ve videonun ilk bölümüne Total 2 değerimizde geçiyorum. Öncelikle Total 2 üzerinde şu anda bulunduğumuz konum 1.60 öncesi. Çok kritik bir konum zaten buradan reddiydi bakın 1.60 değeri dünkü videoda da bahsettim önemli bir değer bizim için. Buradan reddiydi ne olacak buradan reddiydi diye olay tersine mi döndü kesinlikle hayır. Bakın önemli noktalar var. Birincisi bu nokta kırıldıktan sonra bakın hareketli ortalamanın üzerinde miyiz? Üzerindeyiz. Yani burayı kırdık. 1.60'ın üzerinde kalacağız. Bu net bir şey. Net bir gerçeklik. Olacak olan senaryo nedir? Total 2 ışığında şunu görebiliyoruz. Henüz böyle işte 13 binleri konuşan ya da ay sezonunu konuşanlar zaten hiç ee, laf bile etmeyeceğim. Düşüş senaryolarını konuşan arkadaşlar ya patlayacak Bitcoin yalan diyen arkadaşlar ya bunu bir kere unutsunlar. Çünkü şu an total 2 verilerimiz bize diyor ki silkelemeler gelir her zaman gelir. Yani bunlar 58'de de gelir 60'da da gelir 70'de de gelir. Ama henüz böyle sağlam bir düşüş bizi 6 ay 7 ay bekletecek bir düşüş yok. Görünmüyor şu anda çünkü hedefimiz olan yükselişi yapmadık. Total 2 verimiz bize bunu söylüyor. Aşağı doğru indiğimizde bakın Bitcoin dominansında küçük de olsa bir gerileme hareketi var. Bu gerileme hareketinin genelden baktığımızda düşen trend üzerinde bir düşen trend daha oluşturdu. Yani bir yükselen düşen trendi kırmıştı. Arkasından tekrardan bir düşen trend oluşturdu ve bunun dışında da hareketine devam ediyor. Dominans açısından da sıkıntı yok. Yani beklediğimiz alt altcoin yükselişlerini gerçekleştirilebilecek bir pozisyondayız. Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq da tekrardan arkadaşlar şöyle Güzel bir mum yaktık. Bugün hafta sonu olduğu için kapalıydı. Bakın önceki videoda da bahsettim bu durumdan. Ee, güzel bir mum yaktık ve bu güzel mum hala devam ediyor. Etkisi piyasaya e, etkiliyor. Çünkü Nasdaq anlamında %1'lik bir yükseliş e, kripto para piyasasında olanlar için düşük gelebilir. Ama Nasdaq için çok büyük bir rakam aslında %1. %1 çok iyi bir rakam. Aşağı doğru inelim. Total işlerimiz değerimiz 1 trilyon üzerindeyse bahsetmeye gerek yok. Bitcoin'den bahsedelim öncelikle. Bitcoin'e baktığımızda bakın yükselen trend üzerinden tepkisini aldı. Tertemiz şekilde hareketine devam ediyor. Şu an bizim engelimiz nedir? Bizim engelimiz 4 saatlik banta hareketli ortalamalar. Burada tutunması ve üzerine atması gerekiyor. Neresidir burası? 64.700 yani biz buna 65.000 bandı diyebiliriz. Bu bantta tutunup kendisini yukarı attığı takdirde bizim için ani ve sert bir yükseliş gelecektir. Bakın bu masada olma olasılığı ne kadar? Olma olasılığı yüzde 65 üzeri olarak görüyorum. Benim şahsi fikrim bu yönde. Ha e, düşme ihtimalini vesaire her zaman masada tutuyoruz. Çünkü e, Evergrande olayında olsun, farklı olaylarda olsun bunlar kapanmıyor. Sadece erteleniyor. Bir haber çıktı, iflas etti diye bir haber çıktı. İflas etmedi. Birinci borcu ödemiş. İkincisinde Tekrardan arkadaşlar bu durum dile getirildi ve bunun haberi piyasayı buralara sürükledi. İfras etmesi durumunda çok büyük olaylar olacak. Yani çok büyük geri çekilme, çok büyük etki yaratabilir. Ama şöyle de bir durum olur. Her seferinde böyle haber gelmeye devam ederse artık Elon Musk olayına döner bu olay. Duyarsızlaşır borsa bu duruma karşı. Ha Zaten bu her zaman böyle bir şey yapıyor. Yani bu ne olacak? Piyasada bir zaman aralığı olacak iki haber arasında. Yani 6 ay sonra tekrardan bir Evergrande patlarsa o zaman sıkıntı olur. Çünkü çocuk oyuncağına döndürmemiş olurlar lafın açıkçası. Bitcoin'de görüşüm şu şekilde 65 üzerinde kalırsak çok ciddi bir yükseliş gelecek yetmişli bantlara. Yani 69'u gözümüz görmeyecek. Ciddi bir şekilde yukarı yönlü yükseliş gerçekleştireceğiz. Bu yükselişin arkasından da altcoin'ler Bitcoin'e eşit şekilde takip edecek. Zaten şu anda metaverse projelerinde ciddi bir yükseliş var. Bu yükselişi değerlendiren arkadaşlar illaki vardır. Ancak şöyle bir eee altcoin analizi olacak bu videoda. Bir önceki videomda yani bugün çektiğim borsa tanıtımı aslında. Borsa tanıtımı da denmez arkadaşlar. Bir ön hazırlık videosu gibi görün. Ön hazırlık videosunda Maxi borsasını tanıttım. Meksika borsasını tanıtmamın nedeni sizin, benim ya da bir başkasının sürekli bir borsa üzerinde işlem yapmasının çok riskli olması ve sınırlı sayıda projeyle ilgilenebilmesi. Ha ne olur şimdi farklı güvenilir borsalar var tabii ki var. Ne var? Coinbase var, FTX var. Yani bunları üye olabilirsiniz. Ama bunlarda da proje sayısı ya da farklılık açısından baktığımızda güven harici bir durum söz konusu değil. Bakın güven ve hacim harici bir durum söz konusu değil. Bu anlamda baktığımızda listelenmeleri olsun, farklı farklı projelerin pamplanması olsun, arayüzü olsun her açıdan Meksi borsası benim beğenimi kazandı arkadaşlar. Net olarak söylüyorum. Yani bunu da böyle bilir, biliyorsunuzdur. Beni izleyenler bilir. Yani her şey için söylemem ben bunu. İncelemesini yaparım ama beğendiğimi söylemem. Yani defalarca Shiba'yı incelememe rağmen beğendiğimi söylemedim Shiba'yı. Şimdi Maxi borsasının da linklerini vesaire aşağı bırakacağım. E, herkesin kesinlikle birden fazla borsada üye olmasını istiyorum. Ve paranızı da dağıtın. Bir yer batarsa diğerinden kurtarırsınız. Böyle her yer bir sepet de olmaz. Yani sepet olayını sadece coin için görmeyin arkadaşlar. Maddi yatırımlarınız da bir kaynakta sınırlı durmasın. Yani bir borsadan işlem yapmayın. Meksi borsası Asya kökenli bir borsa ve birçok e, projeye öncülük yapıyor. Yani sizin Binance'da sergilenen projeniz aylar öncesinden Maxi'de sergilenmişti. Yani oradan alıp yatırım yapabilirsiniz. Özellikle uzun vade, güzel projeleri, Metaverse hakkında olsun e, farklı farklı projeleri e, buradan değerlendirebilirsiniz ki yetkilileriyle de iletişime geçiyorum arkadaşlar. Meksi borsasıyla ilgili bir ortaklık vesaire gelirse bunun siz de daha fazla katkısını görürsünüz. dediğim gibi şu anlık sadece %60'lık bir komisyon indirimi linki tanıdılar bana. Onu da videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kaydolup bu yararı görebilirsiniz diyorum. Ve şimdi buradan konuyu nereye bağlayacağım? Buradan konuyu arkadaşlar Maxi token'a bağlayacağım. Maxi token yani MX token da diyebilirsiniz. MX token da diyebilirsiniz. Hepsini diyen var. MX token bir borsa tokenu ve Maxi borsasının tokenu. Bu tokenu ilk olarak 2 ay önce tanıtımını yaptım. 70 centlerden 60 centlerden tanıtım yaptığım MX token şu an güncel olarak 2 dolar 60 centlerin üzerinde arkadaşlar bugün itibariyle 2 dolar 85 centleri gördü. Ne demek istiyorum? Eğer biz bir rally dönemine geçiyorsak burada en karlı olacak projelerden bazıları demeyeyim ana bazıları arka planda kalıyorlar bazı yükselişlerde ama yani bazen mesela defi oluyor bazen NFT oluyor bazen ee, DAP oluyor. Hepsi farklı farklı olmasına rağmen her zaman borsa tokenları kazanıyor. Çünkü borsa kazanıyor. Her yükselişte her rally döneminde borsa mutlaka kazanır. O yüzden borsa tokenlarını çok dikkat edin yatırım yapabilirsiniz. Yani borsa tokenları benim gözümde minimum risk maski, maksimum kazanç veren tokenlardır. O yüzden ee, oraya kaydolup arkadaşlar avantajlarından yararlanabilirsiniz. Ve emiş token 2 dolarlık değeriyle şu an benim gözümde çok diplerde Bybit'te olan anlaşmaları var. Borsanın ileri doğru gideceği belli. Bybit çok büyük borsalardan. Yani bunlarla ortaklık kuruyorlar. Yani MX stock'un ilerlememesi için hiçbir neden yok. Aynı zamanda MX harici Gate arkadaşlar daha karmaşık bir borsa. Yani net olarak söylüyorum herkesin böyle gireyim kullanayım diyeceği borsalardan değil daha karmaşık. Ama onda da aynı şekilde birçok özellik söz konusu. Bunları da değerlendirebilirsin. Ama bu dediklerimi arkadaşlar basit olarak düşünmeyin. Yani hoca diyor diye düşünmeyin. Gerçekten Bakın projeleriniz, Bitcoin'de alıyorsanız, Ethereum'de alıyorsanız farklı farklı borsalarda dağıtın, oralardan alın. Yani bir Bitcoin alacaksanız 0.33 Bitcoin olarak 3 borsadan alın, 3 borsada tutun. Ne olacağı belli olmaz. Yani Binance'dır, çok güvenirdir Olmaz. Yani paranızı Tether'de tamamını tutmak yerine BUSD'de, USDC'de bu şekilde de tutabilirsiniz. Bakın bu da ayrı bir tedbirdir. Bunlar arkadaşlar size zarar verecek şeyler değil, aksine sizi kazanca sokacak şeylerdir. Dediğim gibi ama Mexi borsasının hem komisyon açısından hem ödül açısından size vereceği farklı farklı birçok komisyon ve ödül var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Şu kadar Mexi token tutana işte şu kadar ödül veriyor. Ya bunların hepsini arkadaşlar girip bakabilirsiniz. Çok da fazla konuyu dağıtmayacağım. Mexi token'ı incelemenizi istiyorum. Onun haricinde bakın Dogecoin'de şu anda bakın olan durum hala devam ediyor. Yani dünkü anlattığım durum devam ediyor. Bu sıkışma devam ediyor. Güncelleme sonrası ben açık olarak şunu söylemiştim. Dogecoin güncellendikten sonra insanların bir yükseliş beklentisi var. Bu yükseliş beklentisini söndürecekler. Onun arkasından Dogecoin'i %90 ihtimalle 1 dolara doğru çıkan bir rallye sokacaklar. Bu da piyasaya çok ciddi anlamda reklam geliri ve yeni para akışı sağlayacak. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olalım. BitTorrent aynı şekilde projesi çıktı. BitTorrent Chain yaptılar Tron'la birlikte ama henüz bir yükseliş olmadı. Olduğu takdirde özellikle Türk borsalarında vesaire ciddi hacim girişleri oluyor BitTorrent'e. Bunu da arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. BitTorrent'te neyi bekleyin biliyor musunuz? BitTorrent'te sizin beklemeniz gereken seviyeler şöyle girelim hatta BitTorrent'e. Şurada Bollinger bandının üst noktasını kırıp 41 bandının üzerine attığı takdirde bakın 41 bandının üzerine atacak. Bollinger bandını kıracak ki şu an aşağı doğru dip seviyelerde bu yani buralardan alım yapıp 40'lara çıkması muhtemel bir proje. Buralardan yukarıdan arkadaşlar 50 bandını kırdığı anda şunu bilin ki ciddi şekilde hacim toplayacak. Bu aklınızın bir köşesinde dursun BitTorrent için. BitTorrent dışında BitTorrent de VIN zaten benzer şekilde hareketler sergiliyorlar. E, aşağı doğru inmeden çilizden bahsetmek istiyorum. Bakın çiliz. Çiliz çok önemli. Çilizi ben e, aylardır söylüyorum. Aylardır söylüyorum. Ki çiliz büyük yükselişleri getirmeye devam edecek. Bakın şöyle bir pump alıyor. Bakın aynı buradaki hareketin benzeri. Bakın benzeri. Sürekli bir düzeltme hareketiyle birlikte gidiyor. Ve kendine yükselen bir trend oluşturuyor fark ettiyseniz. Çok tertemiz bir yükselen trendi var. Bu yükselen trend devam edecek mi? Edecek. Şu an alım konumu mu? Evet alım konumu. Destek noktası üzerinde duruyor. Destek noktası 52 cent. Buradan alabilirsiniz. Devam edebilir. Tabii ki bunlar kendi görüşlerim ve grafik analizi. Bilgi artı yorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Tabii ki bunları değerlendirmek isteyenler de istediği şekilde devam edebilirler. Solana'da devasa bir hacim var. Tekrardan hareketlenecekmiş gibi duruyor. Buna da bakabiliriz. Tekrardan bunu da değerlendirebiliriz. Bir 300 dolarları sanki görecekmiş gibi e, hareketleri var. Bakalım ne olacak. Yani da uzun vadede çok büyük işler başaracak projelerden ve çok çok öncesinden 20 dolar 10 dolar seviyelerinden Solana'dan bahsediyorduk. 10 dolar demeyelim de 20 dolar 30 dolar seviyelerinden Solana'dan bahsediyorduk arkadaşlar. Ee, video bu kadar Videoyu çok uzatmayı düşünmüyorum Umarım video yararlı olmuştur Yararlı olduysa beğeni butonuna basarak ve kanala abone olarak Destek olabilirsiniz Ayrıca Telegram kanalına mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum Sosyal medya hesaplarından Instagram'dan Twitter'dan takip edebilirsiniz diyorum Hepinize bol kazançlar Sağlıklı günler diliyorum Görüşürüz